Çözünürlükten ya da karışımlardan bahsederken benzer benzeri çözer ifadesini sık sık duyarız ve bu kavram mükemmel olmasa da bileşiklerin çözünürlüğünü tahmin etmemizi sağlar. Örneğin polar bir çözücü genellikle polar bileşikleri çözer. Yani benzer benzeri çözer. Burada aynı zamanda polar çözücü iyonik maddeleri çözer ifadesi de var. Çünkü iyonik bileşikler genelde polar olarak değerlendirilir. Geçelim. Apolar bir çözücü apolar bir bileşiği çözer. Yani benzer benzeri çözer. Fakat polar bir çözücü apolar bir bileşiği çözmez. Yani burada benzer olan ve olmayan var. Polar çözücüye bir örnekte sudur. Apolar bir çözücüye örnekte yağ benzeri bir şey olabilir. Zaten biz de biliyoruz ki su yağı çözmez. Hadi polar çözücünün polar bileşiği ya da sodyum klorür gibi bir iyonik bileşiği çözdüğü İlk kavrama geri dönelim. Hepimiz günlük tecrübelerimizden biliyoruz ki sodyum klorür yani sofra tuzu suda çözünebilir değil mi? Burada sol tarafta tuz kristalinin bir parçası var. Kristaller çekici kuvvetlerle bir arada tutulurlar. Pozitif yüklü sodyum katyonu negatif yüklü klor anyonuna çekilir. Zıt yükler birbirlerini çeker ve kristalimiz bu çekim kuvvetleriyle bir arada tutulur. Biraz su molekülü alırsak ki su polar bir moleküldür değil mi? Bakalım ne oluyor. Oksijen bu hidrojenden daha elektronegatiftir. Yani oksijen bu bağdaki elektron yoğunluğunun bir kısmını kendine çeker ve kısmi negatif yükle yüklenir. Bu hidrojenden elektron yoğunluğunu alırsak hidrojen kısmi pozitif yük alır. Zıt yükler birbirini çektiğinden sudaki kısmi pozitif hidrojen negatif yüklü klorür anyonuna çekilir. Yani burada bir etkileşim olur. Bir su molekülü kümesi alırsak kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif hidrojeni görüyorsunuz. Yani burada da başka bir çekim kuvveti olur. Bu klorür anyonlarını katıdan çekebilir ve anyon çözelti içine bırakabiliriz. Burada sağ tarafta su molekülü kümesiyle çevrilmiş çözelti içerisinde klorür anyonumuz var ve kısmi pozitif hidrojenler negatif yüklü klorür anyonuyla etkileşiyor. Sodyum katyonu için hadi soldaki katımıza geri dönelim. Sodyum katyonu pozitif yüklü olduğundan su molekülünde kısmi negatif yüklü oksijenle etkileşecek. Yani zıt yükler birbirini çekecek. Yeterli oranda su molekülü alırsanız bu sodyum katyonlarını çekebilir ve çözelti içerisine taşıyabilirsiniz. Suda çözeltimizdeki pozitif yüklü sodyum katyonları ile etkileşen kısmi negatif oksijenler var. Polar çözücümüz su, çözünen maddeyle etkileşim içinde olmalıdır. Bu durumda polar çözücü buradaki soldaki katıya saldırır ve kristaldeki iyon-iyon etkileşiminin yerini çözeltide iyon-dipol etkileşimleri alır. İyon-dipol ile demek istediğim burada bir katyonumuz var. Bu bizim iyonumuz. O zaman dipol su olacak. Su polar bir moleküldü. Yani dipol momenti vardır kısacası burada iyon dipol etkileşimleri var bu etkileşim içerisinde yer alabilen iyonik maddeler suda çözünürler polar bir bileşiğiniz varsa benzer şekilde polar bileşiğin su gibi polar bir çözücüde çözünebilmesini sağlayan itici kuvvetleriniz de vardır şimdi apolar bir bileşiğe geçelim burada solda bir apolar molekül var naftalin naftalin kendine özgü bir kokusu olan katı bir madde Laboratuvarda ilk defa naftalini kokladığımda bana anneannemin evini hatırlatmıştır. Çünkü çocukken anneannemlerin evinde naftalinden yapılan güve ilaçları vardı. Çok kendine özgü bir koku gerçekten. Devam edelim. Naftalin apolardır. Çünkü sadece karbon ve hidrojenlerden oluşmuştur. Yani hidrokarbondur. Yani naftalin apolardır ve onu çözmek için apolar bir çözeltiye ihtiyacınız vardır. Tulen de yine apolar bir çözücüdür. Hidrokarbondur. Katı naftalin ve sıvı toluen alırsanız naftalin toluende çözülür. Yani benzer benzerde çözünür. Apolar katımız apolar bileşiğimizde çözülür. Son olarak buradaki son maddeye bakalım. Buna göre polar bir çözücü mesela su apolar bir bileşiği çözmemelidir. Mesela naftalin. Ki bu doğru. Çünkü naftalin suda çözünmez. Su naftalin moleküllerini çözecek ve bir çözelti oluşturacak kadar etkileşime girmez. Benzer benzerde çözünür kavramı önemli. Çünkü bir bileşiğin suda çözünüp çözünmeyeceği hakkında bize fikir verir. Hadi birkaç organik bileşiğe bakalım ve suda çözünüp çözünmeyeceklerini belirleyelim. Etanol ile başlayacağız. Etanol polar hidrojen oksijen bağına sahiptir. Oksijen hidrojenden daha elektronegatiftir. Yani oksijen bir miktar elektron yoğunluğunu çeker ve kısmi negatif yüklenir. Böylece hidrojeni kısmi pozitif yapar. Eğer bir su molekülü gelirse, buraya bir su molekülü çizeceğim. Su polar bir çözücü olduğundan oksijen kısmi negatif ve hidrojen kısmi pozitif yüke sahiptir. Etkileşim kuvvetleri için burada bir fırsat olduğunu görebiliyoruz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Yani etanoldeki kısmi pozitif hidrojen, sudaki kısmi negatif oksijenle etkileşir. Bu hidrojen bağına bir örnektir. Hidrojen bağını önceki videolardan hatırlayın. Hatta daha fazla hidrojen bağı da olabilir. Burada başka bir su molekülü çizebilir. Oksijen kısmi negatif, hidrojenler kısmi pozitif. Yani buradaki etanol'daki kısmi negatif oksijen ve sudaki kısmi pozitif hidrojen arasında hidrojen bağı için başka bir fırsat daha var. Etanol molekülünün bu kısmı polardır ve suyu sever. Burası polar bölge ve bu bölge suyu sever. Bunu hidrofilik olarak adlandırıyoruz. Bunu buraya yazayım. Molekülün bu kısmı hidrofilik ya da suyu seven kısım. Etanol molekülünün diğer kısmına bakalım. Soldaki bu kısma. Burada CH2 ve CH3 var. Yani apolar olarak bildiğimiz karbon ve hidrojenler var. Öyleyse bu kısım apolar. Yani suyu sevmez. Sudan kaçar diyebiliriz. Bunu da hidrofobik olarak adlandırıyoruz ya da suyu sevmeyen kısım etanol suda çözünebilir yani bu hidrofobik kısmın hidrofilik kısma sözünü geçiremediğini biliyoruz hidrofilik kısım etanol molekülünün polar kısmıdır ve etanolü suda çözünebilir yapmaya yeterlidir aynı kavramı düşünür ve farklı moleküllere bakarsanız sağda bir oktanol var ve bu molekülde de hidrojen bağı oluşması mümkün burada OH var yani soldaki etanolle aynı durum söz konusu Molekülde polar ya da hidrofilik bir kısım da var. Ancak bu sefer farklı olarak molekülde oldukça uzun apolar hidrofobik kısım da var. Bu apolar kısım kısmen polar olan kısma sözünü geçirir ve molekülün bütününü apolar yapar. Bu nedenle bir oktanol suda çözünmez. Yani buraya hayır, etanole evet yazalım. Şimdi bir de burada sol aşağıdaki sinna maldehide bakalım. Öncelikle bu karbon-oksijen çift bağına odaklanalım. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Bu nedenle oksijen elektron yoğunluğunun bir kısmını çeker ve kısmi negatif yüklenir. Karbonda kısmi pozitif olur. Molekülün bu çok küçük kısmı polardır. Yani bu kısım suyla etkileşecektir. Ancak molekülün apolar olan oldukça büyük bir kısmı da var. Burada sol taraftaki tüm karbon ve hidrojenlerden bahsediyorum. Bu hidrofobik ya da apolar kısım küçük polar kısma sözünü geçirerek tüm molekülü apolar yapar. Bütününde apolar olduğu için sinamaldehit suda çözünmez. Eğer molekül apolarsa onu çözebilmek için daha fazla apolar bir çözücüye ihtiyaç vardır. Ve bunu yapabilen bir takım apolar organik çözücü örnekleri var. Sırada sakkaroz ya da sükroza bakalım yani bildiğiniz şeker. Burada sağ altta sakkaroz molekülünün bir gösterimini görüyorsunuz. Birçok karbon ve hidrojen görüyoruz. Bu halkadaki tüm karbonları işaretleyeyim. İlk başta çok fazla karbon ve hidrojen olduğu için bu molekül apolar olmalı diye düşünebilirsiniz. Ancak tabii ki birçok OH grubu da var. Bunlardan birkaçını daire içine alayım. Evet, sakkaroz molekülü içinde tüm bu OH grupları var. Bu hidrojen bağı için elverişli bir durumdur. Hidrojen bağı için önümüze bir fırsat olduğuna göre sakkoroz suda çözünür diyebiliriz. Ki zaten şekerin suda çözündüğünü tecrübe ile biliyoruz. İşte bunun sebebi hidrojen bağ için molekül yapısının elverişli olmasıdır. Geçelim. Benzoik asit oda sıcaklığında katıdır. Bir miktar benzoik asit kristalini alır ve oda sıcaklığındaki suya koyarsanız kristaller çözünmez. Bunu Benzoik asidin yapısına bakarak açıklayabiliriz. Bileşiğin bu kısmı, elektronegatif oksijenlerin varlığı nedeniyle polar ve hidrofiliktir. Bu kısımsa, karbon ve hidrojenlerin varlığı nedeniyle apolar ve hidrofobiktir. Benzoik asit kristalleri oda sıcaklığındaki suda çözünmediğinden bileşiğin hidrofobik olan kısmı hidrofilik olan kısma sözünü geçiriyor diyebiliriz. Aslında suyu ısıtırsanız yani çözücünün sıcaklığını arttırarak bileşiğin çözünürlüğünü arttırırsanız benzoik asit kristallerini suda çözebilirsiniz. Ama biz şimdi benzoik asit kristallerini oda sıcaklığındaki suda çözelim ve buna bir baz ekleyelim. Mesela sodyum hidroksit ekleyelim sodyum hidroksit, benzoik asit üzerindeki en asidik kısımla tepkimeye geçecektir. Benzoik asit adı üstünde asidiktir. Buradaki protonu verecektir. Bu da şu demek. Bu kırmızı bağdaki elektronlar oksijende kalır. Bu elektronları burada kırmızı ile işaretliyorum. Bu da oksijene negatif yük verir ve sodyum benzonat oluşur. Asit bas kimyasına çok fazla girmeyeceğim. Ama benzoik asidin en asidik protonunu aldık konjuge baz olan sodyum benzoata verdik. Sodyum benzoatın oda sıcaklığında çözünürlüğü yüksektir. Bu da şu hidrofilik kısmı arttırdık anlamına gelir. Çünkü şimdi negatif yükümüz var. Yani hidrofilik kısım şimdi hidrofobik kısma sözünü geçirebilir. Sodyum benzoat bunun sonucunda artık çözünebilir ve bu negatif yük çözücümüzle yani suyla daha kolay etkileşebilir.